Herkese selamlar. Bir üniversite bir bölümünün bugünkü bölümünde Gebze İnk Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü ele alacağız. Bunu yaparken birkaç tane sorumuz olacak ve bu soru cevaplar üzerinden gideceğiz aslında. İlk sorumuz şu. Neden Gebze Teknik ve neden Kimya Mühendisliği? Şimdi Gebze Teknik tarafından bakarsak, bence açıkçası Gebze Teknik bu teknik üniversitelerin verdiği altyapı ile birlikte mühendislik tarafında özellikle çok değerli bir know-how'a sahip. Dolayısıyla buraya girdiğiniz zaman Gebze Teknik'teki bir özellikle mühendislik bölümüne girdiğiniz zaman kendinizi yetiştirmeniz için çok daha fazla imkan sağlanıyor. Bu tabii buna akademik kadronun kalitesini de katabiliriz. Öte yandan üniversitenin teknik taraftaki know-how'ını da katabiliriz. İşte çeşitli imkanlarını da sağlayabiliriz. Aynı şekilde buna dahil edebiliriz. Dolayısıyla bir biyomühendis için ya da kimya mühendisi için ya da diğer mühendislik öğrencileri için şimdi bunların hepsi aslında birbirine bağlı olduğu için söylüyorum bunları farklı açılardan. Bu bölümlerde bence çok değerli ve aslında kitleye sahip bir yapıya sahip Gebze Teknik Üniversitesi. Öte yandan bence açıkçası şunu fark ediyorum son yıllarda Gebze Teknik'in öğrenci kitlesi de çok değerli bir kitleye sahip. Yani gerçekten belli şeyleri isteyen, hedefleyen bir kitleye sahip. Bu da bir avantaj. Niye? Çünkü bir üniversiteye girdiğiniz zaman o arkadaş çevresi sizin gelişiminizi çok daha farklı şekilde etkiliyor arkadaşlar. Yani şey vardır. En yakın 5 arkadaşınızın ortalaması kadarsınız. Bu Gebze Teknik'te sizi pozitif anlamda yukarı taşıyor. Çünkü herkesin bir hedefi var okulda. Aşağı yukarı. Yani özellikle mühendislik tarafında yine bunu söylüyorum. Çünkü o tarafta daha fazla gözlemim var. Daha fazla insanla tanıştığım için bunu söyleyebilirim. Buraya girdiğiniz zaman bu tarz bölümlere kendinizi yetiştirmeniz için hem çevre anlamında hem okulun imkanları anlamında değerli bir kazanıma sahipsiniz. Peki neden kimya mühendisliği? Çünkü arkadaşlar kimya mühendisliği şu anda pek çok da gelişen teknolojinin aslında çekirdeğinde yer alıyor. Tıpkı biyomühendislik gibi, tıpkı gıda mühendisliği gibi ve aynı şekilde bu da kimya mühendisliği de bu bölümler, 3 bölüm teknik tarafta belli açılardan çok değerli bir çekirdek oluşturuyor aslında. Dolayısıyla eğer siz diyorsanız ki ben böyle gelişen teknolojilerin kimya ayağını yönetmek istiyorum, kimya ayağında bir fark yaratmak istiyorum, bir kendi know-how'ımı katmak istiyorum. Bence kimya mühendisliği sahip olduğu dersler ve sunduğu yetkinlikler bakımından çok değerli. Dolayısıyla daha böyle biyomühendislik gibi, kimya mühendisliği gibi, gıda mühendisliği gibi konulara merak salan insanların ben açıkçası bu bölümlerde Gebze Teknik'le beraber iyi bir kombin yapabileceğini düşünüyorum. Bu bence iyi bir seçim olacaktır. Peki Gebze'de üniversite okumanın avantajı ve dezavantajları neler? Artıları ve eksileri neler? Aslında artılarını az önce değindik biraz üniversite tarafında. Öte yandan eksisi şu olabilir. Ulaşım anlamında biraz zorlanabilirsiniz. Özellikle İstanbul'dan gelip gidiyorsanız zaman anlamında çok ciddi bir zaman kaybı aslında ortaya çıkıyor. Bu durumda İstanbul'da başka bir şey, Bakı Üniversitesi'nde okumak yerine bu tercih olabilir mi? Bu aslında biraz sizin bakış açınıza bağlı. Yani sonuçta Gebze Teknik yol açısından İstanbul'dan gelip gidiyorsanız sizi zorlayabilir. Zaman anlamında çok zor bir zaman harcayabilirsiniz. Daha oraya yakın bir yerde yaşamak daha iyi bir seçenek olabilir. Ama öte yandan İstanbul'da daha böyle şehir içinde bir vakıf üniversitesinde mesela tam burs vesaire okunabilir mi? Bu da yine sizin tercihinize kalmış. Çünkü ikisinin de ayrı artıları ve eksileri var. Devlet ve vakıf üniversitesinde olmasından kaynaklı aslında. Burada hangisinin artı hangisinin eksisi olduğu da yine biraz size bağlı. Sonuçta Gebze'ye daha yakın birisi için yol konusu avantaj olacaktır belki ama örnek veriyorum bir Beylikdüzü'ndeki bir insan için sonuçta bunun bir bariz bir eksi olduğu ortada. Bu yine tamamen size kalmış. Ya da şehir dışından gelecek olan birisi için de eğer Gebze'ye yakınsa çok ciddi bir eksi olmayacaktır. Ama yine nerede yaşadığına bağlı aslında. Öte yandan Gebze'de yaşamak bir ekosistem belki açısından artı sayabiliriz. Sonuçta orada o bölgede üniversite bölgesinde hakikaten bir üniversite ağırlığı olduğundan bahsedebiliriz belli açılardan. Yani üniversite havasını nispeten daha böyle yaşıyorsunuz. Tabii bu şey değil yani İstanbul dışındaki ya da işte diğer bölgelerdeki kampüs hayatında çok bence hissedilmeyebilir. Kampüs dışında söylüyorum bunu. Yani kampüs dışında da, zaten vardı sosyal hayat da. Kampüs dışında belki o kadar o hayat hissedilmeyebilir. Ama öte yandan dediğim gibi pek çok artısı bulunmakta. Burada hangisinin artı hangisinin olduğu size bağlı aslında. Peki kimya mühendisliği hangi profildeki arkadaşlar için daha uygun? Kimler tercih etmeliler? Bence ilk olarak arkadaşlar böyle araştırmayı seven kişiler için çok değerli. Çünkü kimya mühendisliği aslında mühendisliğin geneli için bunu söyleyebiliriz sanırım. Sürekli olarak bir tempoya bağlı, sürekli olarak bir araştırmaya bağlı. Sürekli bir şeylerin güncellemeniz gerekiyor. Çünkü her şey değişiyor, her şey farklılaşıyor. Sürekli bambaşka alanlar işin içerisine giriyor. Mesela bundan 10 yıl önce işte kimya mühendisliği belki diğer bölümlerle bu kadar entegre değildi. Ama gelinen noktada hem gıdayla hem biyomühendislikle hem endüstriyle biraz makineyle hepsiyle bir iç içe geçme durumu var. Hepsi birbirinin işlerine bir noktada yardımcı oluyor, destek sağlıyor. Ve sizin işte burada buraya adapte olmanız için fark yapmanız gerekiyor. Mesela burada hep şey deniyor son yıllarda Amerika'da adaptasyon zekası. İşte bu adaptasyon zekası bu yüzden önemli.
Yani normalde sizin mesela bölümünüzde makine dersi çok fazla yok örneğin. Ya da endüstri mühendisliği ile ilgili işte optimasyon vesaire optimizasyon sizin dersleriniz arasında yok. Ama burada sizin kendinizi merak etmesi ve araştırması gerekiyor mesela bunları. İşte bu da neyle ilgili? Araştırma yeteneği, merak vesaire bilme isteği. Bunlar olduğu zaman aslında gerisi nispeten daha kolay. Yani kimya mühendisliğinin temelini okulda size zaten öğretiyorlar. Her okulda öğretiyorlar. Burada üniversitenin fark yarattığı kısım da aslında burası. Üniversite size niye fark yarattırıyor? Üniversite size başka disiplinleri, başka yetkinlikleri kazanmada aslında destek sağlıyor. Bu açıdan önemli. Peki bir diğer sorumuz. Kimya mühendisliğini ben bitirdim. Ne iş yapacağım? Nerede çalışabilirim? Bunun ilk çözümü aslında ilaç sektörü olabilir. Çünkü aslında hem katma değerli bir alan, yani fark yaratabileceğiniz ve bu farkın hakkını alabileceğiniz bir dünya. Öte yandan önünüzün daha açık olabileceği bir mecra. Çünkü bazı sektörlerde kimya mühendisleri daha çok işi yapmaktan ibaret kalabiliyor. Ama ilaçta mesela kimya mühendisleri sürekli olarak bir şeyleri katan insanlar aynı zamanda. Sürekli bir yeniliği yapan insanlar. Dolayısıyla bu yenilik yapma isteği olan kişiler için de ilaç sektörü iyi olabilir. Bunun haricinde tekstilde çalışan ciddi bir kitle var. İşte onun haricinde daha böyle sağlık tarafında, ilaç haricinde değil, ilaç değil de tam böyle sağlık yönetiminde çalışanlar var. Mesela beni en çok heyecanlandıran konu başlığı likopen mesela. Bu likopen pigmenti var. Domateslerde bulunan. Onlara mesela kanser ilaçları yapılması. Benim çok heyecanlandığım bir konu örneğin. Ve bu mesela bir kimya mühendisi için çok değerli bir konu olabilir. Ve bu gibi konular sayesinde yüksek lisans için yurt dışından başvuru için kabul alabilirsiniz örneğin. Çünkü yurt dışında daha çok bunlara bakılıyor. Yani hangi konuda çalışıyorsun, ne yapıyorsun, ne üretiyorsun vesaire. Ve burada yapacağınız her çalışma bence bir katkı sağlayacaktır, size bir değer oluşturacaktır diye düşünüyorum. Peki bir diğer sorumuz kimya mühendisliği maaşları neler? Ya bu yine aslında çok değişiyor. Yani neye göre değişiyor? Siz hangi şirket türüne çalışıyorsunuz? Hangi sektörde çalışıyorsunuz? Buna göre çok değişiyor. Ama ortalaması yani KOBİ firması tarzı bir yerde çalışıyorsanız mesela ortalama bir yerde asgari ücretin bir tık daha üstü. Yani %50 üstü gibi düşünebilirsiniz bunu junior maaş olarak, giriş maaşı gibi. Ama mesela çok uluslu bir şirkette çalışıyorsanız ilaç sektöründe vesaire asgari ücretin 2 katı, 2,5 katı arası değişiyor. Ama tabii bu yine bir hayal tacirliği yapmaya gerek yok. Yani bu her mezun için geçerli olan bir şey değil. Her mezun çok uluslu bir firmada iş bulamayabiliyor. Bulmuyor diyelim hatta yani buna. Ama işte kendinizi biraz geliştirdiğiniz zaman işte bir sonraki soruda aslında biraz buna değineceğiz. O yetiştirmeyi yaptığınız zaman aslında buralara girebiliyorsunuz. Yani çok zor şeyler değil ama genel kitle bunu yapmıyor. Bunu söyleyebilirim. Peki başarılı bir kimya mühendisliği mezunu olmak için üniversite hayatım boyunca neler yapmalıyım? Yani o az önce bahsettiğim gibi asgari ücretin 2,5 katını, 3 katını kazanmak için giriş maaşı olarak ben ne yapmam gerekiyor? İşte ilk yapmak gereken aslında arkadaşlar kişisel gelişimi tamamlamak. Yani nasıl yani? Şimdi kimya mühendisliği mezunu olduğunuz zaman bir ekibin parçası olarak yer alıyorsunuz. Ve diğer disiplinlerle, diğer birimlerle sürekli bir çalışmanız gerekiyor. Bu üniversite hayatında başlıyor. Az önce dedim ya işte makine mühendisliği çalışmanız gerekiyor. İşte efendime söyleyeyim endüstri mühendisliği çalışmanız gerekiyor. Bu okul hayatında böyle, iş hayatında da aynı şekilde. İş hayatında bu sefer sizin diğer birimlerle çalışmanız gerekiyor. Bir Ar-Ge'ci olduğunuzu varsayalım mesela ya da üretim personeli olduğunuzu varsayalım. Eğer diyorsanız ki ben sadece üretimle çalışıp gideceğim, işte o zaman kendinizi geliştiremiyorsunuz. Daha yukarı çıkamıyorsunuz. En fazla üretim müdürü olursunuz. Ama diyorsanız ki yok ben tepeyi hedefliyorum. İşte o zaman sizin bir satışçıyla konuşmanız gerekiyor. Pazarlamacıyla konuşmanız gerekiyor. Finansla konuşmanız gerekiyor. Onlarla sürekli bir iletişim halinde olmanız gerekiyor. İşte bunun için de iyi bir ekip oyuncusu olmak lazım. İyi bir takım oyuncusu olmak lazım. İyi bir ekip lideri olmak gerekiyor aynı şekilde. İşte bunlar üniversite hayatında tohumunu atmanız gereken konular bence. Çünkü kimya mühendisliği derslerini zaten herkes alıyor arkadaşlar. Gebze Teknik'te de alacaksınız. Boğaziçi'de de alacaksınız. Bambaşka Orta Anadolu'daki bir yerde de alacaksınız. Dolayısıyla sizi fark eden bir şey olmayacak. En düşük yerde de aynı dersler var. En yüksek yerde de aşağı yukarı dersler var. Ha tabii İngilizce olmasının biraz farkı olabiliyor bazı yerlerde derslerin. Ama bunun haricinde aslında çok bariz bir fark yok müfredat olarak söylüyorum bunu. İşte burada fark olan şey sizin kimlerle tanıştığınız, kimlerle birlikte kendinizi geliştirdiğiniz ve kimlerle birlikte aynı şekilde hangi yeteneklerinizi geliştirdiğiniz. Yani bugün iyi üniversite dediğimiz kavram, parantez içinde, tırnak içinde söylüyorum. Oraların fark yaratan kısmı aslında öğrencilerin sürekli olarak birbirini desteklemesi aslında. Gevze'de de mesela ön plana çıkardığım kısım buydu dikkat ederseniz. İnsanlar birlikte bir şeyler yapıyorlar. İnsanlar kendilerini geliştiriyorlar mühendislik taraflarında. Çünkü ihtiyaç olan şey bu. İhtiyaç olan şey bölümün kendisini full ezberlemekten ibaret değil. Çünkü zaten öğreneceksiniz. Zaten meslek hayatına girdiğiniz zaman size yeni mezun gözüyle bakacaklar ve birkaç yıl zaten deneyimlerle geçecek. O süreçte zaten kendi ilgi alanınıza uygun kimya mühendisliği bilgisini zaten alacaksınız. Ama size iş hayatında ekip yönetimini al sana şunu öğretin demezler. Ya da al sana işte liderlik şöyledir demezler. Bunu sizin kendiniz içinden geliştirmeniz gerekiyor.
Bu bölüm için seçtiğim şekilde açıkçası ben iyi bir kombin olduğunu düşünüyorum dediğim gibi. Yani Gebze Teknik ve Kimya Mühendisliği sahip olduğu sıralama açısından bence iyi bir seçim olabilir. Yine bunun gibi sorularınız olsa hem Kimya Mühendisliği üzerinde hem Gebze Teknik ile ilgili hem diğer bölümlerle ilgili sorularınız olsa dediğim gibi yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize bol şanslar ve başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım hepinizin gönlüne göre iyi bir tercih süreci olur. Görüşmek üzere.